Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün de pasta boya tekniğiyle bir silüet çalışması yapacağız. Silme tekniği kullanacağız. Zaman zaman bir Kapadokya manzarası olacak. Birlikte görelim. Başlayalım hadi. Öncelikle siyah pastel boyayla başlamak istiyorum. Zemini, fon rengini yaptıktan sonra çizimimize geçeceğiz. Onu da pastel boyayla yapacağız. Resim kağıdımı dik tutuyorum. Üst kısımdan itibaren siyah boyayı hafif yatay kullanarak aşağı doğru çok uzatmayacağım. Çok kısa bir alan boyadıktan sonra bırakıyorum. Şöyle bir kırmızı alacağım. Kırmızı boyayla da yukarıdan siyahın içine karıştırıyorum. Siyahın içine gelsin. Evet. Hafif baskısını azaltarak aşağıya doğru erittim. Burada ne yapacağım? Burada turuncu kullanacağım. Şöyle yapalım. Hafif. Silme işlemini nerede gerçekleştireceğiz? Bütün kağıdımı boyadıktan sonra peçeteyle silme işlemini de göstereceğim size. Hafif turuncuyu da aşağıya doğru indirdik. Sonrasında sarıya geçebilirim. Şöyle yapacağım. Yine turuncunun içerisine bakın. Her rengi birbirinin içerisine geçirdim. Çok zevkli çizimler bunlar. Renk geçişlerinin olduğu aslında bir gün batımı manzarası. Sarıyı boyadıktan sonra tamamını boyayabilirsiniz. Siyahla aşağıya çalışma yapacağım ama şu an yerini belirlemediğim için, biraz kirlendi. Yine hafif sarıyı, başka bir tonda sarı kullandım. Boyanızın temiz olmasına dikkat edin. Tonlamayı yaptıktan sonra kağıdınızı istediğiniz gibi tutabilirsiniz. Ben yatay tutacağım. Şöyle yapayım. Siyah kısmı, bakın boyama yerine peçetenizi farklı hareketlere çok girmemeye çalışıyorum. Boyama yerine göre peçetenizi aşağı açık renklere doğru gittikçe değiştirebilirsiniz. Ama yukarıdaki siyahlığı aşağıya taşımak istemiyorum. Güzel bir yöntem. Uygulayın derim. Pastel boya çok tabii yağlı pastel kullandık burada. Daha kuru pastel boyalarda bu sonucu alamayabilirsiniz. Malzemeye dikkat edin tabii. Play-Doh'un bir boyası ama Faber-Castell'le de bu sonucu alabilirsiniz. Ya da sıradan herhangi bir yağlı pastelle de alabilirsiniz. Pastel boyanın çeşitleri var biliyorsunuz. Toz pastel, yağlı pastel. Tabii bu boya biraz daha farklı bir. Parmak izleri kaldı. Onları da peçeteyle yok edebiliriz arkadaşlar. Evet. Hemen ben istediğim sonucu yakaladım. Devam edeyim. Şöyle yapıyoruz. Ne demiştik? Fon rengi bitirdikten sonra silüete geçebiliriz. Bir Kapadokya görseli olacak. Burada ne yapıyorum? Şöyle kağıdımın alt kısmına yakın. Çok büyük bir alan kaplamayacak.
bir tepe oluşturdum. Tepenin üst kısmına çalışmaya başlayacağım. Hafif girinti çıkıntılar, şöyle farklı tepeler. Burada biraz şey olacaksınız, rahat olacaksınız. Şöyle bir görsel. Peri bacalarını gözünüzün önüne getirin. Şöyle. Evet. Çıkıntılar değil mi? Bunlar doğa hareketleriyle oluşan şekiller. Mesela şurada da bir baca şekli kullanabiliriz belki. Biraz daha abartabiliriz bunu. Evet, hemen hemen bu yeterli olacaktır. Tabii içini boyadığımızda çok daha iyi anlayacaksınız. Şunu çizmemin nedeni başta bir tepe oluşturmaktı ama dediğim gibi şu an doğaçlama yaptığım için şimdi bu çizgi kaybolacak. Niye onu yaptık diye sorgulayabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Tabii Kapadokya'nın sembolik şeylerinden biri de, görsellerinden biri de sıcak hava balonlarıdır. Şimdi onları ekleyeceğiz birkaç tane. Öncelikle şöyle hafif sağ tarafa doğru büyükçe bir balon çizip tabii onun detaylarını şöyle yapabiliriz. Sonra etrafa daha küçük balonlar ekleyebiliriz. Biraz daha uzatabiliriz. Şu çizgileri çizerken dikkat edin. Alt kısmı sepet kısmını ekleyeceğim. Bunları detaysız yapacağız. İçlerini boyayacağız. Birkaç tane. Daha küçük, çok daha önce havalanmış. Daha uzağa gitmiş. Daha uzaktan havalanmış. Bir başka balon. Evet, şimdi biraz daha orta boyu. Çok da kalabalık yapmayacağım. 3 belki 4 tane balon ve bir basit birkaç kuş çizerek çalışmayı tamamlayacağım. Şuralara belki daha küçük bir balon çizebiliriz. Siz dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Çok fazla da kalabalık yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü arkadaki fon rengini kaybetmek istemeyiz. Ha, kuş eklemeye geldiğimizde nasıl yapacağız? Çok basit, herkesin bildiği M harfiyle, küçük M harfiyle şu basit kuş şeklini çizebilirsiniz. Burada ufak tefek detaylar eklenebilir. Tek çizgiyle bile tabii hep yatay yapmayın. Farklı yönlerde de kullanabilirsiniz. Şöyle farklı açılarda, farklı yönlerde kuşlar ekleyebilirsiniz. Şimdi iç yüzeyi, iç alanları boyamaya geçiyorum. Burada oldukça rahat davranın. Tabii şu sınırları taşımadan. Ki taşınabilirsiniz çünkü bunlar doğal yapılar ve bizim yaptığımız, bizim çizdiğimiz yapılar. Yani şurası 1 milim içeriye dışarıya kayabilir, yarım santim kayabilir. Bunlar sonuçta dediğim gibi bizim çizdiğimiz ve bizim istediğimiz bir şekil verebileceğimiz alanlar. O yüzden rahat olun. Tabii çok düz, dümdüz fabrikasyon şekiller değil bunlar. O yüzden doğal hareketler yapmaya gayret gösterin. Yani çok estetik bir çalışma ortaya çıkacak. Belki 10-15 dakikalık bir eforla ortaya çok güzel bir sonuç çıkarabiliriz. Evet, şöyle yapalım. Evet, bunu evimizde pastel boya yoksa hangi boyalarla yapabiliriz? Şöyle, kuru boyayla yine bu geçişi yakalayabiliriz. Tabii aynı tadı, aynı dokuyu vermez. Tavsiyemiz zaten pastel boya yönünde. Ama yine de bu geçişi renk tonlarını art arda doğru yakalarsanız hemen hemen benzer bir
sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Toz pastelimiz varsa müthiş bir sonuç elde edebiliriz. Toz pastel, soft pastel diye de geçer. Varsa tabii çok daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Orada parmakla da geçişi yapabilirsiniz. Evet. Alttaki bu şey kısmını hallettik. Aslında şunu şöyle bağlamak ihtiyacı duyuyorum sanki nedense. Evet, şöyle bir oluşum daha da iyi olacak. Belki şuradan da bir kapatma ihtiyacı duyabiliriz dedim ya, doğaçlama yapıyoruz. Yani orada hissiyata göre şeyi doldurabilirsiniz. Şimdi balon kısmında biraz dikkat, çünkü gökyüzündeyiz ve çok küçük alanlar kaldı. İstediğiniz gibi kağıdınızı çevirin, yönlendirin. Pastel boyam da kırıldı. Küçük bir şey kaldı bende. Parça kaldı. O da boyamamı zorluyor. Evet. Çok hassas bir, değil mi? Hafif taşmalar olduğunda düzeltmeye de çalışıyoruz. Evet. Sepet kısmını koyuyorum. Evet. Diğer parçayı kullanmak istiyorum ama yakalayamadım. Şöyle yapayım. Şöyle daha iyi olur. Ya bu kadar kısa sürelerde ortaya çıkan sonuç gayet etkili. Önemsediğimiz bir konu. Çünkü resim yapmak gerçekten sabır isteyen bir iş. Uzun süren bir iş olabiliyor çoğu zaman. Bu durumlarda sabırsız arkadaşlar sıkılabiliyor. Sıkılmayın. Çoğu arkadaşımız sıkılmasın diye böyle kısa süren